Hadi bakalım görelim. Buyurun beraber. Aydınlanma felsefesinden itibaren pozitivizm ve rasyonelliğin ön plana çıkışı sadece bilimsel gelişmelerle değil, felsefi ve siyasi gelişmelerle de görülmektedir. Şimdi bir kere aydınlanma felsefesinden itibaren pozitivizm ve rasyonelliğin ön plana çıkışı. Peki öncesinde ne var? Aydınlanma felsefesinden itibaren pozitivizm ve rasyonelliğin ön plana çıkışı. Demek ki bunun öncesinde böyle bir durum yoktur diyebilir miyiz? Değil mi? Bundan itibaren bu varsa öncesinde olmadığı için böyle bir ayrımı bize veriyor değil mi? Bu çıkarımı yapmalıyız. İşte bunları istemiştim sizden cümlelerde. Tamam mı? Bunu anladık. Demek ki aydınlanma felsefesinin önünde böyle bir durum yok. Ve bu gelişme sadece bilimsel gelişmelerde değil, felsefi ve siyasi de olacak. Tamam, onu da aldım. Evet, güzel. Nereye gidiyor bu metin? Sanayi devrimiyle birlikte gelen endüstriyel üretim, geleneksel kültür ve geleneksel toplumun yerini modernite ve modern bireylerin alışını hızlandıran bir aşama olmuştur. Ne olacak? Buradan bir çıkarınız var mı? Sanayi devrimiyle birlikte gelen endüstriyel üretim, geleneksel kültür ve geleneksel toplumun yerini modernite ve modern bireylerin alışını hızlandıran bir aşama olmuştur. Demek ki bunun öncesinde de bir takım hareketlenmeler var. Doğru mu? Çünkü başlatmıştır demedi, hızlandırmıştır dedi arkadaşlar. Bu çıkarımları sizden istiyordu. Demek ki sanayi devrimiyle birlikte gelen endüstriyel üretim, geleneksel kültür ve geleneksel toplumun yerini modernite ve modern bireylerin alışına başlamış, hızlandıran bir aşama olmuştur. Seri üretimin bireylerin hayatlarına girmesiyle çalışma ve gündelik yaşam tanımları değişmiştir. Çalışma ve gündelik yaşam tanımlarının değişmesinin sebebi ne? Seri üretimin insanların hayatına girmesi. Evet. Bununla ilgili bir ALES sorusu hatırlıyorum. Karşılaşan var mı? İşte önceden insanlar bir ayakkabıyı bir kişi üretiyordu. Fakat sanayi devrimiyle birlikte işte tabanını bir ayrı kişi, efendim işte üstünü ayrı bir kişi, bağcığını ayrı bir kişi oluşturdu ve böylelikle insanların iş tanımı ve görevleri değişti gibi falan bir metin vardı. Çok güzel bir soruydu. Değişmiştir. Burjuvazi ve katı sınıf ayrımlarına karşı ortaya atılan belirli ideolojiler neye karşı? Burjuvazi ve katı sınıf ayrımlarına karşı ortaya atılan belirli ideolojiler sanayi toplumuyla beraber yönetim üzerinde yeni idealler belirlenmesine ortam hazırlamıştır. Şimdi bakın ne yaptığını görüyor musunuz? Giriş cümlesinde yaptığı şeyi gelişme bölümünde bize açıklıyor. Sadece bilimsel değil, felsefi ve siyasi gelişmelerde görülmektedir dedi ya. Bakın şimdi oraya doğru gidiyor. Burjuvazi ve katı sınıf ayrımlarına karşı ortaya atılan belirli ideolojiler sanayi toplumuyla beraber yönetimi yeni idealler ortam hazırladı. 20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen iki dünya savaşının ardından yaşanan güç değişimleri ABD ve Avrupa'da ülkeler arası ideolojik uçurumlara yol açmış. İdeolojik uçurumlar demek ki düşünce ayrılıkları çok derinmiş, yol açmış ve modernizmin yönetiminde en etkili olduğu dönemlerde bu kavramın farklı yorumlanması ve uygulanmasına sebebiyet vermiştik. Güzel. Marksist ideolojiye sahip SSCB ve liberal ekonomik politikalar yürüten ABD arasında gerçekleşen Soğuk Savaş dönemi özellikle Avrupa'da sosyal ve siyasi yaşamda bireylerin hayatlarında fazlasıyla etkili olmuştu. Metin bu kadar. Şimdi bakalım çıkarımlarımız ne durumda?
aydınlanma öncesi dönemlerde olduğu gibi kutsal kitaplar ya da metafizik inanışlara dayalı geleneksel ögeler, geleneksel ögeler değil, bireylerin devlet yönetimine demokratik katılımı söz konusu olmuştur. Ne diyorsunuz? Aydınlanma öncesi dönemlerde olduğu gibi kutsal kitaplar ya da metafizik inanışlara dayalı geleneksel ögeler değil, bireylerin devlet yönetimine demokratik katılımı söz konusu olmuştur. Var mı böyle bir şey? Kesinlikle olabilir. Kesinlikle. Zaten metne aykırıdır bile diyebiliriz bunu, değil mi? Onunla birlikte çünkü böyle oldu. Güzel. Size buradan doğru puan. Geleneksel toplumda yer alan akıl ve mantığın gücü yerini inanışlar ve ritüellere bırakmıştır. Arkadaşlar, geleneksel toplumlarda yer alan akıl ve mantığın gücü yerini inanış ve ritüellere nasıl bırakacak? Tam tersi olacak. Geleneksel toplumlarda böyleyken modernitede buraya bırakacak. O yüzden yanlıştır. Bravo. Güzel.